Merhaba arkadaşlar. Orta Çağ ve Yeni Çağ Türk Devletleri Tarihi dersine Harezm Şahlar Devleti konusuyla devam edeceğiz. Bu programda devletin kurulduğu ortamı ve yapıyı, Moğol istilasını ve devletin çöküşünü ele alacağız. Devlete ismini veren Harezm, Ceyhun Nehri'nin döküldüğü Aral Gölü'nün güneyinde ve bu nehrin iki yanında uzanan bölgenin adıdır. Sulak yapısı, tarıma ve hayvancılığa oldukça uygun olması nedeniyle bir çekim merkezi olmuştur. Harezm Şahlar Devleti bu bölgede 11. yüzyılda Türkler tarafından kurulmuştur. Selçuklulardan bağımsızlığını kazanan devlet Moğol istilasıyla çökmüştür. Harizm Şahlar sülalesinin atası olan Anuştigin Garca, Garcistanlı bir Türk kölesidir. Zeka ve dirayetiyle saray hizmetine giren Anuştigin taşlarlık mevkiine kadar yükselmiştir. Aynı soydan gelen bildiğimiz bir isim de Kudbettin Muhammed'dir. Muhammed, Şahlar Hanedanı'nın da gerçek kurucusu sayılmaktadır. Selçukluların genel valisi sıfatıyla 30 yıl görev yapmıştır. Onun döneminde Harezm bölgesi oldukça gelişme göstermiştir. Öldükten sonraysa yerine oğlu Kızıl Arslan Atsız atanmıştır. Kendini çok iyi yetiştiren ve Sultan Sancar'ın da sevgisini kazanmış olan Atsız, Gazi sıfatını da almıştır. Askeri bakımdan önemli yerleri de elinde tutan Atsız, Gazne Seferi sırasında Sancar'a karşı olan sadakati şüpheleri nedeniyle sarsılmıştır. Bağımsızlığını ilan etse de Sancar'a karşı savaşta yenilmiştir. Daha sonra Sancar'ın zayıflamasından faydalanarak tekrar bağımsızlığını ilan etmiştir. Ancak yine hakimiyetini tanımak zorunda kalmıştır. Sonrasında göreve gelen İlarslan kardeşlerini ve amcalarını öldürterek rakipsiz kalmıştır. Selçuklunun zayıflamasıyla bölgede en önemli güç haline gelmiştir. Karahitaylara yenilerek ölmüştür. Sonrasında Alaeddin Tökiş, Karahitaylıların desteğiyle kardeşi Sultan Şah'ı indirerek tahta geçmiştir. Alaeddin Tökiş, Harezmşahlar sülalesinin belki de en önemli şahsiyetidir. Bundan sonraki süreç çeşitli devletlerin de sürece dahil olmasıyla ikisi arasındaki mücadele üzerinden devam etmiştir diyebiliriz. Sonrasında Büyük Selçukluların savaşta yenilmesi ve Turul'un ölmesiyle gücünü arttırmış ve kendini Selçukluların varisi olarak görerek adına para bastırmıştır. İran'ı hakimiyetine almış ve halife ile mücadeleye girmiş ve kazanmıştır. Ayrıca Irak, Horasan ve Türkistan bölgelerinde ele geçirmiştir. Babasının ölümü üzerine tahta Alaaddin Muhammed geçmiştir. İlk işi Gur sultanları ile mücadele etmek olmuştur. Karşılıklı saldırılardan sonra Gurlular büyük bir kuvvetle başkent Ürgenç'i kuşattılar. Bu sırada yardımlarına ise Semerkant Karahanlılarıyla Karahitaylar gelmiştir. Yenilen Gurlular çok az bir kuvvetle tazminat karşılığı Gazne'ye dönebilmişlerdir. Ancak Alaeddin yine de eski iyi ilişkileri tekrar kurarak Karahitayların daha fazla güçlenmesini önlemeye çalışmışlardır. Gurlular da Karahitaylar üzerine sefer hazırlıkları yaparken ölen liderleri Şahabettin'den sonra parçalanmışlardır. İslam dünyasının en büyük lideri konumuna gelen Alaeddin için artık tek rakip Karahitaylılar kalmıştır. Onlara karşı giriştiği seferde Buhara'yı ele geçirmiştir. Gerek bu saldırılar gerekse de ortaya çıkmaya başlayan Moğol etkisiyle Karahitaylar 1212'de yıkılmışlardır. Sonrasında Abbasi halifesiyle de sorunlar yaşamış ve Bağdat'a seferler yapmış olsa da başarılı olamamıştır. Doğuda beliren Moğol tehlikesi ise devletin sonunu hazırlamıştır. Moğol kervanının Harezm topraklarında alıkonulmasıyla başlayan gerginlik savaşa dönüşmüş ve Harezm şehirleri bir bir Moğol hakimiyetine girmiştir. Başlangıçta diğer devletlere bağlı bir valilik olarak yaşayan devlette valiler Harizm Şah ünvanını kullanmış ve hükümdarlara has bazı haklara da sahip olmuşlardır. Harizm halkı cesur, müteşebbis ve zengin bir halktı. Tarımını büyük sulama tesisatıyla ileri bir hale getirmişti. Ürgenç gibi büyük merkezlerde ticari faaliyetin yarattığı oldukça geniş ve canlı bir şehir hayatı göçebelere karşı bir savunma hattı olarak kurulmuş ribatlarda devam eden cihat kültürü Harezmlilerde bir çeşit yerel bir vatanseverlik yaratmıştır. Gerek saray hayatı ve teşkilatında ve gerek merkezi idarede bilhassa Sancar devrindeki Büyük Selçuklu Teşkilatı başlıca örnek olarak alınmıştır. Harizm şahların askeri teşkilatı da idare teşkilatı gibi esas itibarıyla Büyük Selçuklulardan alınmıştır. Orduya ait bütün idari işlere Gazneliler ve Selçuklular devrinde olduğu gibi merkezi divanın mühim bir şubesi olan divani arz bakardı. Hükümdara ait olan emlak ve arazinin idaresi doğrudan doğruya divanı hasa aitti. Devlet hazinesinden tahsisat alan bütün askerlerin defterleri de bu divanda tutulurdu. Harzem şahlarda da askeri ikta sistemi mevcuttu. Orduda vazife gören herkes en büyüğünden en küçüğüne kadar değişen değerlerde iktallara sahiplerdi. Harezm Şahlar ülkesinde adalet ve yargı işleri kadılar tarafından yürütülmekteydi. Kaza hakkı şer'an hükümdara ait olduğu için kadıların azli ve nasbi de onun tarafından yapılırdı. Devletin şerri kaza ile mükellef bütün teşkilatı payitahttaki kaza divan tarafından idare edilir ve bunun başında doğrudan doğruya hükümdarın fermayıyla tayin edilen ve akzül kuzat ünvanı taşıyan bir alim bulunurdu hem payitahtın en büyük kadısı hem de devletin bütün kaza işlerinin amiri bulunan Aksül Kuzat kendi mahkemesinin de kaza vazifesini görmekteydi. Bunun yanında bütün memleketteki kadıların tayin, azil ve teftişi de onlar tarafından yapılırdı. Devlet hazinesinden istifade eden zümreler dışında bütün halk raiya sayılırdı. Bunlar verilen emirlere riayetle ve vergi vermekle mükellef geniş halk kitlesidir. Devletçe resmen meşruiyeti tanınmış mezhepler ve tarikatlar dışındaki dini zümrelere girmek ve o türlü akideler beslemek, nizam ve asayişi bozmak ve verilen emirlere karşı gelmek en ağır suçtur. Buna mukabil hükümdar tıpkı bir çoban gibi raiyet sürüsünün can, mal ve ırzını korumakla mükelleftir. İlim ve sanat hayatı bakımından da Harizmşahlar devrinin önemi, ürgencin gelişimiyle ortaya çıkar. 12. asırda sürekli büyüyüp zenginleşen ve kuvvetli bir devletin başkenti olarak büyük şehirlerle rekabet edecek bir ilim ve sanat merkezi haline gelmiştir. Değerli arkadaşlar, Orta Çağ ve Yeni Çağ Türk Devletleri Tarihi dersi kapsamında Harizm Şahlar Devleti konusunu değerlendirdiğimiz programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda Karakoyunlar konusunu inceleyeceğiz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.